Merhaba. Vestel'in Berlin'de düzenlenen ki IFA öncesinde düzenlenen bir özel bir basın davetiyle duyurduğu Venüs telefonlarından V modeli var karşımızda. Vestel aslında geçen sene de böyle bir telefon üretmişti. Hatta birden de fazla telefon üretmişti. Fakat bugüne kadar bu telefonlar piyasaya çıkmamıştı. İşte şimdi telefonu resmi olarak duyuruldu. Venüs ismini satılacak telefonlar. Hem V hem de X olmak üzere iki farklı modeli var. Venüs V modeli, V modeli aslında aynen iPhone'daki gibi iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinde olduğu gibi aslında V'nin hem 5.5 inçlik hem de 5 inçlik iki farklı versiyonu bulunuyor. Bir de X modelinin de hem 5 inçlik hem de 5.5 inçlik iki farklı versiyonu bulunuyor. X ile V arasında tasarım farklılıkları var. Birinin kenarları biraz daha düzken diğerlerinin kenarları yuvarlatılmış bir tasarıma sahip. Test için bize gönderilen Venüs 5.5 V modelinin hem kutusunu açacağız hem de kısa bir özelliklerine bakacağız hep beraber. Bunun dışında aslında çok da telefonla ilgili çok bir detaylı bir şey yapmayacağım. Çünkü kullanmadan yazmıyorum bu testleri. Bunu hemen belirteyim. Bazı yorumlar geliyor YouTube kanalıma. Hiçbir şeyini anlatmamışsın, hiçbir şeyini söylememişsin gibisinden. Çünkü preview adı üzerinde ön incelemelerde çok de teknik detaya girmiyoruz. Yine de kısaca telefon teknik detayından bahsetmek gerekir. Zaten kutusunda yazıyor. Şu an ekranda görüyorsun. 5.5 inçlik bir ekranımız var. 13 megapiksellik de bir kameramız bulunuyor. Ekranımızın çözünürlüğü 720p yani 720 çarpı 1280 piksel. 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 16 GB dahili hafıza, 180 gram ağırlık, NFC özelliği, Wi-Fi özellikleri bulunuyor. AC yok. Meraklısına söyleyeyim. N'e kadar destekliyor ama AC yok. Bluetooth var ve 2000 mAh'lik bir pil olduğunu belirtelim. Cihazın kutusunu açalım. Burada bir güvenlik etiketimiz var. Onu söküyoruz. Bu arada Vestel bu telefona gerçekten çok önem veriyor. Bugün Berlin'de düzenlenen toplantıya ben de katıldım. Üst düzey bir katılım vardı Vestel tarafından. Hatta şirketin CEO'su Turan Erdoğan da bizzat ürünü tanıttı. Ürün hakkında da bilgiler verdi katılımcılara. Telefonumuzun kutusunu açtık. Kutumuz bu şekilde. 4G özelliği var. Hemen zaten telefonun önünde bulunan etikette de yazıyor. Şu an Türkiye'de 4G teknolojisi kullanılmıyor ama 2015 ya da en geç 2016 yılında bu teknolojinin ülkemizde de kullanılması bekleniyor ama bu konuda kesin bir bilgi olmadığını belirteyim. Bunlar kabaca tahminlerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakıyoruz. Şık bir gövde karşımıza çıkıyor. Bakalım yan yüzü bu şekilde. Ses açma kapama tuşları. Bu yüzden burada da bir tuşumuz var. Kapak açılabiliyor. Hemen yuvasını bulayım kapağın. Muhtemelen şu yan yüzlerden bir tane bir yuvası var. Evet şurada buldum. Kapak açılıyor. Vestel Venüs yazısını görüyoruz. NFC olduğu için bir kontaktör gerekiyor malum. Burada bir NFC çipi bulunuyor içinde. Bu da arka kapağa monte edilmiş. Burada da çeşitli SIM kart yuvamız var. SIM kart yuvası ile beraber bir de micro SD bellek yuvamızın da olduğunu belirtelim. Pili şu an görülmüyor. Kutunun içinde muhtemelen. Hemen bakalım diğer kutu içeriklerine. Böyle bir pilimiz var üzerinde. Büyük, çok büyük bir harflerle Vestel yazılmış. 2000 mAh'lik bir pil var. Bu arada Vestel basın toplantısında pil teknolojisi üzerine çalıştığını açıkladı. Pil teknolojisinin şu anda kendisi üretmiyor Vestel ama üretebilirse ki bununla ilgili görüşmeler olduğunu belirttiler. Üretebilirlerse özellikle çok daha farklı telefon üretimi konusunda bu pil üretiminin kendilerine yol açacağını söyledi. Bir uzatma kablosu var burada. Kutudan çıkıyor. Kulaklığımız, standart bir kulaklık, mikrofon ve diğer özellikleri olan bir kulaklık tabii doğal olarak. Beyaz tasarlanmış, kulak içi değil. Normal eski tip kulaklıklardan dediğimiz iPhone'unda da bulunan kulaklıklardan. Bir adet micro USB kablomuz. Ve klasik olarak tabii ki bu USB'den elektrikten USB çıkışı veren bir adaptörümüz mevcut. Çeşitli kullanım kılavuzları var, garanti belgesi vesaire gibi şeyler de yine kutusundan çıkıyor. Burada Vestel'in bir
Cloud hizmeti var. Bu hizmetle ilgili bilgi yer alıyor. Televizyonlarda olan bir hizmetti. Şimdi aynı şekilde telefonda da kullanılmaya başlandı. Ama tabii Cloud'u son dönemde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı dikkatli kullanmanızı öneririm. Şifreleme ve diğer konularda dikkat etmenizde de fayda var. Telefonun kısaca hızlıca özelliklerine bakalım ve kutuda içeriğini ve genel bilgilerimizi aktarmayı burada sona erdirmiş olalım. 5.5V modeli dedik. Bunun bir de 5.5X modeli de var. Tasarım farkı var sadece. O köşeleri biraz daha sivri gibi. Onun dışında bir farkı yok. 5.5 inçlik ekran. 720x1280 piksellik bu ekranımızın çözünürlüğü. Yani HD olarak geçiyor. IPS bir ekran kullanılmış. 4 çekirdekli 1.2 GHz Qualcomm işlemci yer alıyor. Android 4.4 işletim sistemi mevcut. Arka kameramız, onu söylemeyi unuttum, 13 megapiksel. LED lambamız da var. Ön kameramız, önde de bir kamera var tabii doğal olarak. Öndeki kamerası 2 megapiksellik. 1 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve microSD bellek yuvasıyla bu hafızayı arttırabiliyorsunuz. NFC özelliği ve 4G fonksiyonunda bulunduğunu belirtelim. Telefonu kullandıktan sonra sizlerle detaylı bir incelemesini yine paylaşacağım.